Dünyada çok az sayıda yapılan metabolik hastalıklardan olan domino karaciğer nakli Akdeniz Üniversitesi'nde ilk kez, Türkiye'de ikinci kez yapılarak sağlık adına bir başarıya daha ulaşıldı. 14 yaşındaki Yiğit Kadir Ekinci, dünyaya akçaağaç şurubu rahatsızlığıyla gelmesinin ardından bunca yıl yaşam mücadelesini sürdürdü. Halasının karaciğer bağışı genç Yiğit'e, Yiğit'in karaciğeri de başka bir hastaya umut olunca Akdeniz Üniversitesi de başarılı 3 ameliyatın altına imzasını atmış oldu. 3 ayrı insan, 3 ayrı yaşam mücadelesi. Annesi dedi ki, hocam dedi, Yiğit o kadar zamandır işte mamayla böyle özel besinlerle besleniyor ki biz artık dedi aynı sofraya oturmak istiyoruz. Bu beni çok etkiledi gerçekten. Her şey 14 yaşındaki Yiğit Kadir Ekinci'nin genetik bir hastalık olan akciğer şurubu hastalığıyla dünyaya gelmesiyle başladı. Bu hastalarda bir enzim eksikliği var vücutta ve bundan dolayı da protein alamıyorlar, bazı protein çeşitlerini. Yani normal yemek yiyilemiyor. Yiğit annesininle de konuşursunuz. Çok uzun zamandır Almanya'dan, başka yerlerden, yurt dışından getirdikleri diyetlerle besleniyor. Yıllarca zorlu yaşam mücadelesi veren genç adama karaciğer nakli olması gerekli görülünce halası gönüllü oldu. Yiğit'in karaciğeri de nakil bekleyen Tanyola Çalpa'ya nakledildi. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde aynı anda bir verici, iki alıcı olmak üzere yapılan domino karaciğer nakliyle hastanede bir ilke imza atıldı. İlk defa yumurtanın tadına bakıyor. Hocam gerçekten çok zor. Kendinin tadına bakıyor. Dışarıda geçiyorsun çocuğuna bir simit, bir kek alamıyorsun. O kadar zor ki. Yani gerçekten çok yıprandık ama artık bizim için düğün bayram yani. Kahramanlar falan denir ya aradıysan şeyde, sosyal hayatın içerisinde. Ama gerçek kahramanlar bu. Yani bütün kalplerini sonuna kadar açmıştım. Yani büyük kalpler diyebiliriz. Çok özellikle vakalar bunlar. Çok az görülen vakalar. Bunların başarılı bir şekilde sunulması bizi mutlu ediyor. Ufacık da bir olsa katkımız olduğu zaman da mutlu oluyoruz. Tatilin, gecenin, gündüzün olmadığı bir hizmet organ nakli. Ben özleriyle bu hizmeti yapan hocalarımıza, hemşiresine kadar, personeline kadar, bütün bu işle ilgili olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yeğeninin çektiği zorluklara dayanamadığını ifade eden hala da organ bağışı çağrısında bulundu. Neden olmasın dedim, Yiğit'im de yesin. İnşallah benim tutar, ben veririm diye kahraman olmak istedim. Yeğenimin kahramanı, can ciğeri. Ya duygularla anlatamıyorum ben bunu. Ama organ bağışının değerini gerçekten bir kez daha anladım. Ve herkese tavsiyemiz organ bağışı. Akdeniz Üniversitesi bir numara.